Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda artık artırılmış dikey Fuller test yapısını da öğrendik arkadaşlar. Yani zaten temel anlamda dikey Fuller test yapısı üzerinden yola çıktık ve dikey Fuller yapısının aslında eksik yönleri olduğunu ve çok da aktif kullanılmayan bir yapı olduğunu söylemiştik. Bunun yerine otokorelasyon yapısını daha net bir şekilde anlamlandırabilmek adına gecikme sayılarının çoğaltıldığı arttırılmış dikey Fuller yani ADF yapısını testini öğrendik. Dediğim gibi genellikle aslında ADF yapısını tercih edeceğiz ama tabii bunun dışında yani ADF'in yanında da birkaç test ile yine serilerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Çok fazla test var ancak dediğim gibi aktif olarak en fazla kullanılan testlerle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün ise diğer iki tane aktif olarak kullanılan testten sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan ilki Phillips-Perrin test dediğimiz kısaca PP olarak kısaltılıyor arkadaşlar. Bir test yapısı. Bu da yine Dickey Fuller hipotezi üzerine geliştirilmiş olan bir birim kök test yapısı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu noktada da zaten bir unit root test yapısı olduğunu söylüyor. İkinci göreceğimiz test ise nasıl okunuyor bilmiyorum ama Kiyosaki, Phillips, Schmidt ve Shin yani kısaca KPSS testi olarak karşımıza çıkan yine bir hipotez yapısı üzerine geliştirilen birim kök test yapısı arkadaşlar. Hem PP hem de KPSS testi aslında ADF testi ile birlikte kullanılan bir yapı. Bunların da kısaca sizlere yapısını anlatmaya çalışacağım. Arkasında yatan matematiğine girmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu testleri şimdilik zaten direkt olarak prop değerleri üzerinden bir yorumlama yapacağız ama yine biliyorsunuz ki daha önce anlatmış olduğum hem Dickey Fuller hem ADF yapısı olsun bunların da aslında arka planında dönen kesinlikle bir matematiksel yapı var ve bunun sonucunda aslında bir istatistiksel süreç işletiyor ve buna göre de bize bir olasılık değeri yani bir prop değeri ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Öncelikle PP test dediğimiz Phillips-Perron test yapısının hipotezi bildiğimiz Dickey Fuller hipotezi ile aynı arkadaşlar. Yani H0 hipotezi bizlere birim kökün var olduğunu şöyle yazalım birim kök olduğunu söylüyor ki bu yapı aslında serimizin durağan olmadığını söyleyen yapısı arkadaşlar. Durağan değil olarak buraya yazıyoruz. H1 hipotezi ise serinin durağan olduğunu bize söylüyor. Yani aslında hem DF hem ADF yapısında olduğu gibi eğer biz prop değeri %95 ile çalışıyor isek 0,05 değerinin altında yakaladığımızda H0 hipotezini reddedebiliyoruz. Yani serinin durağanlığını aslında söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Aksi durumda eğer 0,05'ten büyük bir prop değeriyle karşı karşıya kalır isek de bu durumda H0 hipotezini reddedemiyoruz. Yani serimizde bir birim kök olduğunu yani durağan olmadığını bize söyleyen bir hipotez testi arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle Python tarafına geçelim ve Phillips testi nasıl gerçekleştiriliyor ona bir bakalım arkadaşlar. Import pandas spd datasetimiz yine ONS yapısı olsun. Bir önceki videoda kullandığımız şöyle bir read excel yapısını çağıralım arkadaşlar. Şuradan hemen konum noktasını kopyalayalım. Buradan hemen yapıştırma işlemini gerçekleştirelim. Daha sonra altın nokta xlsx yapısı print ons bir çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Verimiz dediğimiz gibi ADF yapısında örneklediğimiz yapı aslında tarih ve ons değerlerinin 431 tane gözleme dayandığını söylüyordu. ADF yapısı bize aslında serinin durağan olmadığını net o şekilde karşımıza çıkartmıştı. Zaten grafik yapısında da yine görmüştük. Peki bu testleri yani PP ve KPSS testlerini nasıl alıyoruz? Öncelikle from
Art yapısı üzerinden yine bunu char'a biliyoruz arkadaşlar. Unit root yapısını çağırdıktan sonra import diyorum. İlk önce Philips peron, daha sonra virgül dedikten sonra KPSS şeklinde yapıyı çağırabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikle isterseniz pp eşittir dedikten sonra Philips peron yapısı içerisine ons değişkenimin içerisinde bulunan ons sütununu gönderiyorum. Yani bu yapı aslında bana buradaki PP yani Philips Perron yapısını test edebileceğimiz algıyı gösteriyor. Şimdi buradan sonra şöyle print PP yazdıktan sonra bana gerekli olan işlemleri karşıma çıkartacak arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir çalıştıralım. Print PP yazdıktan sonra çalıştırma işlemini şu anda gerçekleştiriyor. Görmüş olduğunuz gibi tau istatistiğini yine kullanıyor. Tau istatistiğini nerede görmüştük? Decay Fuller yapısında yani aynı mantık çerçevesinde bu yapıda ilerliyor. Test istatistik ve P value dediğimiz prop değeri aslında karşımıza çıkıyor. Kritik değerler o noktaya girmeye gerek yok aslında ama şunu da kısaca söyleyelim. Kritik değerler %1, %5 ve %10 yapısı içerisinde kontrol edebilmek adına bu kritik değerleri de bize veren bir test aslında ADF yapısı da yine bize veriyor o test yapısını arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ettiğimiz gibi p value değeri 0.22 yani 0.05'ten küçük bir değer olmadığı için ben H0 hipotezini reddedemiyorum. Yani aslında serimde bir birim kök olduğunu bana söylüyor arkadaşlar. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi null hipotezi yani sıfır hipotezi sürecin aslında bir unit root barındırdığını söylüyor. İkincisi ise alternatif hipotez dediğimiz aslında H1 hipotezi ise sürecin benim için durağan olduğunu bu noktada gösteriyor. Yine aynı mantık çerçevesinde regresyonuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle summary dediğimizde regresyonu da yine nasıl kurulduğunu yapı içerisinde bizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi hem serinin nan yani level değerinde bir gecikme bir de konstant yani sabit değeri veriyor arkadaşlar. Aynı mantık yine burada da vardı hatırlarsanız. Trend yapısında görmüş olduğunuz gibi C, CT ve nan dediğimiz değerler yani N dediğimizde trendsiz ve sabitsiz bir modeli kuruyor. C dediğimizde sadece sabiti bize kullanıyor arkadaşlar. Eğer CT var ise de bu durumda da hem sabit terimi hem de trend yapısını bize modele ekliyor arkadaşlar. Yine ADF testinde olduğu gibi 3 farklı yapıda da yine inceleme işlemini görebiliyoruz PP testi yapısında. Diğer test yapımız olan KPSS'de dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. KPSS test yapısının hipotezi Decay-Fuller yapısının tam tersi şekilde kuruluyor. Yani ne demek aslında? H0 hipotezi serinin durağan olduğunu söylüyor. Şu şekilde durağan olduğunu söylüyor. H1 hipotezi ise birim kökün olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Diğer testlerden farkı bu şekilde. Yani ben bu noktada bir öncekinde yakaladığım eğer 0.05'ten küçükse durağan, büyükse durağan değil durumunu zaten 0.22 falan çıkmıştı. Zaten durağan olmadığını da biliyorduk serinin. KPSS testini yaptığımızda P değerinin 0.05'ten aslında küçük olmasını bekleyeceğim. Neden? Diğer testlerde ben zaten birim kökün varlığını görmüştüm. P 0.05'ten büyük olduğu için H0'ı reddedemiyordum. Şimdi KPSS testindeki hipotez yapısı tam tersi ise bu durumda birim kökü görebilmem için beklediğim yapı aslında bu sefer P değerinin 0.05 değerinden küçük olmasıdır arkadaşlar. Şimdi şurada yine aynı mantık çerçevesinde KPSS diyelim ve yukarıda tanımlamış olduğumuz KPSS'yi yine ons değişkeni yapısına gönderiyorum. Ve burada da şöyle tekrar KPSS tanımladığım değeri buraya gönderiyorum. Şurayı kapatıyorum. Bakalım prop değeri bu sefer benim için ne çıkacak arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman 0.031 gibi bir prop değeri çıktı. Yani ne demiştik zaten? Bu durumda benim P değerinin 0.05'ten küçük olmasını bekleyeceğim ki. Bu durumda H0'ı reddetmem gerekiyor. H0'ı reddettiğimde birim kökün varlığı hakkında bir istatistiksel sonuca varmış oluyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta burası. KPSS test yapısı arkadaşlar diğer testlere nazaran ters bir hipotez yapısı kurularak çalışılır. Bunun dışında yine
Trend yapısı da yine mevcut arkadaşlar. Ancak trend yapısında burada nan değerimiz yok. Yani ya sabit terimli ya da hem sabit terimli hem de trendli modeli kurmamız gerekiyor. Default olarak zaten C olarak geliyor arkadaşlar. Yani sadece sabit terim olarak geliyor. Yine bu durumda hem sabit terimi hem de trendi eklediğimizde bu sefer bakalım P değerini arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine 0.00 şeklinde ilerleyen bir yapıdayız. Yine lux'lar bu noktada otomatik olarak hesaplanan lux değeri arkadaşlar, yani gecikme değerleri. Bunları da yine farklı yöntemleri de var aslında optimal düzeyde tutabilmek adına. Ancak şu anda nan olarak, yani kendisinin hesapladığı otomatik değerde gelmiş olması bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi ne öğrendik aslında? ADF testini öğrendik. ADF'in dışında PP testini ve en sonunda KPSS testini öğrendik. Bu 3 test aslında genellikle zaman serisinin durağanlığının istatistiksel olarak test edilmesi adına ilk kullanılan adımlardır ve aslında üçü de birlikte kontrol edilir arkadaşlar. 3 yapıda da yine dediğim gibi KPSS dışında hem ADF hem PP'de buradaki trend olarak gönderdiğimiz parametre sabit terimsiz ve trendsiz, sadece sabit terimli ve sabit terimli ve trendli olabiliyor. Sadece KPSS'de bu seçenek 2'ye iniyor arkadaşlar. Yani ya sabit terimli ya da hem sabit terimli hem trendli modeli biz durağanlık olarak test etme imkanına sahibiz. Anlatacaklarım bu kadar aslında. Dediğim gibi matematiğe çok girmeye gerek yok. İhtiyacımız olduğu durumda da yine tekrar anlatırım arkadaşlar. Başka göstereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda şöyle bir şey yapalım. Hem ADF hem PP hem de KPSS testini şöyle ortak bir data frame yapalım ve ihtiyacımız olan test istatistiklerinde o data frame'i alalım. Onu hatta bir fonksiyon yapalım biz. Daha sonra serilerimizi o fonksiyona gönderelim ve her 3 test için de aynı anda nasıl bakıyoruz bunu kurgulayalım arkadaşlar. O zaman tekrar altını çizmekte fayda var. ADF testi, PP testi ve KPSS testi şu anda en azından başlangıç seviyesi olarak kullanacağımız 3 durağanlık test yapısı arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.